Hello ladies and gentlemen, welcome, have a happy day everyone. Is common with a recipe from Ottoman cuisine. House recipe meatballs eggplant rolls. This will be a dining for 10 people. Materials needed. A kilogram of beef has less fat. 3 or 4 eggs. A large onion. Spoon garlic and dill. A quantity of parsley. You can use 2 or 3 slices stale bread or bread crumbs, cumin, salt, crushed red pepper and black pepper. The baking tray. 5 or 6 long big size eggplant. A quantity of cooking oil. Fresh ground pepper and optional cayenne pepper you can use. 10 tomatoes for the sauce. Red pepper paste to the sauce and starch. I'll make meat loaf, cumin, salt, crushed red pepper, black pepper into the meat of stir. Stir in the parsley. Peel one onion and stir. I would add 2 slices of stale bread. Stir in garlic. Pass the mixture through a meat grinder. Merhaba baylar bayanlar. 10 kişilik patlıcan sarması saray köfte tarifi yapacağız. Gerekli malzemeleri izlediniz. Önce köfteyi hazırlıyoruz. Add 3 eggs and mix completely. Az yağlı dana eti, 3 tane yumurta, 1 büyük soğan, 1 kaşık sarımsak, 1 miktar maydanoz, biraz bayat ekmek, kimyon, tuz, pul biber ve karabiber. Malzemeleri karıştırdık. When mixed texture it's supposed to be this way. Biraz dinlenecek. It will be better if he waited an hour. Patlıcanlar. We are starting to prepare the eggplant. Cut the 3 parts of eggplant. Patlıcanların uç kısımlarını kesiyoruz. Take a piece from the top and bottom from both sides. İki tarafından bir parça soyuyoruz. In this way make sure you do not peel completely. We're going to cut with the knife, careful not too thin. Bıçakla uzun uzun kesiyoruz. Divide into 5 or 6 pieces of eggplant a long way. Bir patlıcanı 4-5-6 parçaya bölüyoruz. Fazla ince olmayacak. Bitter eggplants, wash and soak them in salty water. Kızardığı zaman sarılabilir şekilde yumuşak olması gerekiyor. Çok ince yaparsak kızardığı zaman çıtırlaşacak ve sarılmayacaktır. Prepare the frying oil and allow it to warm up. Kızartma yağını hazırlayın. 1 oil is warm, stir the eggplant. Yağ ısındıktan sonra patlıcanları ilave edin. In a gentle way, not to blush more when cooked, remove from the oil. Provide for the oil to drain into the filter and pour. Fazla kızarmayacak, yumuşak bir şekilde çıkarıyoruz. You can suss or be putting paper under oil. Süzgecin içine ilave ediyoruz patlıcanlarımızı. I'm starting to prepare the meatballs. Köftelerimizi hazırlamaya başlayalım.
First divide the meat into equal pieces. Öncelikle etleri eşit parçalara bölün. Shape and place on baking sheet in your hand a long way. Köfteleri uzun şekilde elinizde şekil vererek fırın tepsisine yerleştirin. Patlıcanlarımız süzülüyor. Altına kağıt da koyabilirsiniz. Cook in the oven for 15 minutes will be enough to. Köftelerimiz fırında 15 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. For the sauce, chop the tomatoes into a blender. Sos için domatesleri mikserden geçiriyoruz. Stir the pot. Domateslerimizi tencereye ilave ettik. A little pepper to taste. Çok az miktarda karabiber ilave ettik. Add a little salt. Biraz tuz. Stir the water. Biraz su ilave ettik. Stir in some sugar. Kaşık ucuyla biraz şeker ilave ettik. Sosumuz kaynamakta. Chop the peppers and stir into the sauce. Birkaç tane sivri acı biber kullanabilirsiniz. İnce ince doğrayın ve sosun içine ilave edin. Stir in some red pepper paste. Biraz biber salçası ilave ettik. Wait to get some consistency in starch mix and stir with water. Nişasta ve suyu karıştırıp biraz kaynamakta olan sosun içine ilave ettik. Kıvam alması için biraz kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Ready to roll the meatballs from the oven. Fırından çıkan köftelerimiz sarılmak için hazır. Wrap the eggplant roll around because of the way. Patlıcanları köftelerin etrafına rulo şekilde dolayıp sarıyoruz. The meatball wrapped in eggplant prepare the way. Bu şekilde köfteyi patlıcana sarılmış şekilde hazırlayın. Yemek biraz yağlı olabilir ama hazırladığımız sosta hiç yağ yok. O sos biraz yemeğin yağını alması. 3 hearty dumplings came out and the total will be to a person 30 pieces of. 30 kadar köfte çıktı ve bir kişiye 3 tane doyurucu olacaktır. Add the prepared sauce on top of. Hazırladığımız domates sosu üstüne ilave ediyoruz. Bake 10 minutes more after adding the sauce and will be ready for service. Yemeğimizin sosunu ilave ettikten sonra 10 dakika kadar daha fırına süreceğiz. 160 derece 10 dakika yeterli olacaktır. Dinner is served, I'll fix you a plate. Yemeğimiz servise hazır. I'm extra eggplant. Sizlere hemen bir tabak hazırlıyorum. Patlıcanları ilave ediyoruz. Plain boiled chickpeas to this dish, it looks good on you, I would recommend it.
Haşlanmış sade nohut bu yemeğe çok yakışıyor. Siz de tavsiye ederim. In the middle a little parsley and bon appetit. Ortasına biraz maydanoz ilave ettikten sonra sunuma hazırdır. Afiyet olsun. Bu yemeği benim yaptığım şekilde yaparsanız lezzetli olacaktır. This dish will be delicious if you make it the way that I do. Kanalıma abone olun ve diğer yemek tariflerimi izleyin. Subscribe to my channel and my other Tofalo recipes. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Thank you for watching the video. I would like to.